Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Güzel bir gün, iyi bir gün, enerjisi gayet yerinde. Böyle bugün benim memleketlere doğru uzanacağız. Ege'ye doğru gideceğiz. Artık programımızda daha çok ülkemizin, yörelerinin yemeklerini sizlere ulaştıracağız efendim. Neler yaptık daha önce? Diyarbakır'dan yaptık, Sivas'tan yaptık. Tuna abla ile birlikte ülkemizin her yerine uzandık. Bugün de sevgili Ayşe Nil Dinler'le birlikte böyle Ayvalık'a, işte Ege'ye doğru gideceğiz. Pratik, hafif, lezzetli Ege yemekleri birazdan sizlerle buluşacak. Ayşe abla gelmeden neler varmış, ben ne yapacakmışız bugün, size böyle kısaca bir özet geçeyim. Domat bastı yapacağız. Yeşil domatla da olur. Yani domatesle demek istiyorum. Ama bizim hakikaten Ege'de domat domat diye pazarlarda bağırılır. Kırmızı domatesle de olur. Biz bugün kırmızı domatesle yapacağız. Çünkü yeşil bulmak bir tık daha zor oluyor. Çok güzel kereviz var tabii ki. Meşhur güzel sebzelerimizden. Ama portakallı yemeğini değil çorbasını yapacağız. Son olarak da Midilli'den böyle Ayvalık'a göç etmiş çok güzel bir köftemiz olacak. Ada köftesi. O zaman lafı uzatmıyorum ve Ayşe ablayı mutfağıma davet ediyorum. Merhaba Tuğçe'cim. Nasılsınız? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben seni gördüm, daha iyi oldum. Evet, bugün böyle keyifli, benim böyle memleketime doğru uzanacağız. Güzel yemekler Harika. Çıkaracağız seninle. Sen de Ayvalıklı mısın? Ben Aydınlıyım. Aydınlıyım ama evet. Yakın biliyorsun. Yakın. İşte evet. Kerevizi, domat bastı keza. Ama ada köftesi bir tık daha farklı. Ayrılıyor. Evet. Sen neler söylemek istersin yemeklerimizle ilgili bugünkü? Hep genel olarak yaptığımız, bizim evde çok severek yediğimiz yemekler. Dediğin gibi seni de dinliyordum. Hani yeşil domatesle de yapıyoruz. Onun farkını da anlatırız yeşil domatesle yapmak isteyenlere. O da bir tık daha ekşili oluyor, evet. Portakal suyu birazcık daha sonradan mutfağımıza giren ama hepimizin sevdiği bir şey olduğu için. Kerevizle değil mi? Çok yakışıyor ama. Evet, öyle bir narenciye tadı da kerevizin tadını yükselttiği için öyle bir tarif değişik yaptık. Bir tarif yapalım. Evet, ama dedik. Çorba efendim, söylediğim gibi yemeği değil çorbasını yapıyoruz ve ada köfte. Ada köftesi. O zaman ilk olarak domat bastığımızı yapalım. Seni böyle malzemelerin yanına doğru alayım. Çok güzel. Ayşe abla mı diyeyim, Nil abla mı diyeyim, Ayşe Nil mi diyeyim, ne diyeyim? Nasıl istersen öyle diyebilirsin. Daha çok ne varsa. Ayşe'yi kullanıyorum Ayşe. Daha çok. Yani ben de şimdi seninle o zaman paylaşayım. Eğer bir gün bir kızım olmak bana nasip olursa adını Ayşe koyacağım. İnşallah. Buradan herkese söylüyorum. İnşallah. Hakikaten. Çok doğru bir şey. Ben de Ayşe ismini tercih ediyorum. Herkes çok daha sevim. Modern olduğu için tipime bakıp Nil demek istiyorlar genelde. Yok, hani Ayşe onu yakıştırıyorlar. Ama evlerden köşe kızlardan Ayşe alınırmış. Dolayısıyla kızının adını Ayşe koyman süper. Benim anneanneciğim. Çok severdim anneannemi. Anneannemin adı. Aynı zamanda ben de böyle eski isimleri Zeynep, Ayşe, Leyla. Çok daha hoşuma gider. Anneannemi de buradan Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Tüm ölmüşlerimize evet Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. O zaman efendim burada domat bastığımızın malzemeleri var. Ekranda da verecek şimdi arkadaşlarım. Ben de malzeme listesini sizlere okuyayım. 4-5 adet yeşil domatesimiz var, 1 adet kuru soğan, 1 kahve fincanı pirinç, 1 adet yeşil köy biberi, 1 adet kapya biber, 1 adet kırmızı domates, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, Ege yemekleri olunca zeytinyağı olmadan olmaz, 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz var, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı kuru nanemiz var. Evet. Şimdi yeşil domates olarak saydık ya, evet. Aslında şimdi kırmızı domatesle yapacağız. Yeşil domates söyledim ben. Evet, yeşille de kırmızıyla da olur dedik ya. Evet, seyircilerimize söyleyelim tekrar efendim. Yeşille de olur, kırmızıyla da olur. Ama hakikaten yeşil domates nedir zaten? Olgunlaşmamıştır domates. Daha dalından olgunlaşmadan topladığımız biraz daha ekşi olan onunla da olur, bununla da olur. Evet, neyi bulursak. O biraz daha ekşili mi oluyor Ayşe? Daha ekşi oluyor. Evet. Ama domates zaten asidik olduğu için ekşi oluyor. Onun için mutlaka şeker kullanmak lazım. O dengeyi domatesli sağlamak soslarda, domatesin girdiği her yemekte bir tutam şeker kullanmak lazım o zaten. Asit dengesini ayarlamak için. Evet. Buyurunuz efendim. Tezgah sizin ne aradınız? Hemen bir bıçak alayım. Hemen vereyim şöyle. Şöyle soğanımı doğrayarak başlayayım öncelikli olarak. Evet. Bu arada hani yeşil domat bastı ya da kırmızı domat bastı aslında tam bir anne yemeği bence. Evet, doğru mu? Doğrudur. Evet ama isim olarak belki böyle çok bilinmiyor. O yüzden de hani olabilir seyircilerimiz ama hakikaten bir anne yemeğidir. Gayet lezzetli ve sağlıklı, zeytinyağlı bir Ege yemeğidir. Evet, gerçekten öyledir. Yani zaten zeytinyağlılar bizim memlekette sıcak sıcak yenir dolaba girmeden. Oh,
Oh ya, bunu söyleyen biri çıktı sonunda. Soğutulmadan sıcak sıcak yenir. Bizim için ana yemektir çünkü. Yani sen nerelisin? Aslında benim anne tarafım Ayvalıklı. Ayvalıklı. Ha. Onlar... Hakikaten sıcak sıcak yenir yani. Sıcak sıcak. Evet. Mesela kabak çiçeği dolması yaparlar. Aa. Daha yani ateşten iner, zeytinyağlıdır. Böyle bol fıstıklı, üzümlü yapılır. O bile şey yenir, sıcak yenir yani, soğutulmaz. O ayçiçeği dolması da, ayçiçeği dolması değil, kabak dolmasını, kabak çiçeği dolması dedik değil mi? Evet. Soğan acı mıymış? Soğan acıymış, gözlerimi yaşarttı. İşte efendim bir püf noktası, soğanınızı suda biraz bekletiyorsunuz doğramadan önce, o acılığını alıyor. Böyle yapsak daha iyi olur diyelim seyircilerimize. Evet evet diyelim. Evet. Ben devam ediyorum. Hı hı. Şimdi kapya biberimiz. Kapya biberimiz var. Evet. Önce onun bir... içini ben kapya biber hakikaten severim. Közlenmiş, o turşusunu da severim. Közleyip yemeyi de severim. Mesela bizim evde şöyle yapılır. Ne zaman evde bamya pişiyorsa mutlaka kapya biber de fırında közlenir ve bamya yemeğinin yanında, ekşili bamya yemeğinin yanında öyle mi? Kapya biber yenir. Evet. Ay, bamyaya bayılırım. Sever en sevdiğim yemeklerden ya. Biridir. Evet, zeytinyağlı olacak ama bamya benim Yok, için. Yok, biz zaten etli metli yapmıyoruz. Tabii. Eti ayrı yiyoruz. Zeytinyağlılar şeysiz, etsiz yapılıyor. Etsiz yapılıyor. Bizde. Evet, tabii, evet. Tabii. Yani benim annemin mutfağında öyle, ben de öyle öğrendim. Kapya biberi de ekledim, küp küp doğradım. Aynı şekilde bir tane köy biberimiz var. Aynı şekilde doğrayacağım onu da, ekleyeceğim. Yani, sevgili seyircilerimize söylemek istiyorum. Ayşe ablanın vücut dilini hissediyor musun? Sanki yemek yaparken dans ediyor gibi. Çok böyle seviyorum. Böyle söyleyen oldu mu daha önce? Hayır, çok seviyorum yemek yapmayı. Böyle bir ahenkle yani. Hani. Bayılırım. Yani evet. Gerçekten en sevdiğim şeylerden birisi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Zaten Tuğçe'ciğim ben başka bir iş yaparken... şef oldum ve mutfakta çalışmaya başladım. Aşçı oldum. Hikayeyi dinleyelim. Evet. Yani çok sevdiğim için ben bir parça peçete alacağım. Çünkü bak soğanlar beni ağlattı. Ha, bayağı yaktı. Evet evet, bu şey oldu. Hikayemi de anlatırken sanki hani bırakmamış gibi. Yakın girin. Yakın girin arkadaşlar. Yakın girin. Şu anda Tuğçe'nin mutfağında gözyaşları sel oldu. Bir yere göre alt KC'de şef Ayşe Nil Dinler neden ağladı? Öyledir ya. Evet evet. Reality şovlarda. Tamamen soğanlar yüzünden. Evet. Yoksa bu, biz ağlatmıyoruz bu yoksa. Bu hikayenin içinde aşk var. Mutfakta yemek var. Soğan da ağlatsa bir de bu gözyaşları tatlı gözyaşları. Kadıncağız bayağı ağladı yani. Olsun. Olsun. Ben alışkın böyle şeylere. Ne için soğan aldın İrem? Kadının gözleri yandı. Ağladı hüngür hüngür. Ben hızlı hızlı bir an önce ilk yemeğimizi koymak için heyecanlanıyorum. Evet. Onun için hızlı hızlı doğrayayım. Yeşil biberleri de ekleyeyim. Tamam. Güzelce ayıkladım, doğradım. Yağını da koyayım. Zeytinyağı. Öyle sızma zeytinyağı değil evet, mi? Evet, süper. Ve hatta pirincini de ilave edeyim arkadaşlar, onu da yıkamışlardı. Hı-hı. Kavuracağız çünkü şimdi. Evet. Senden ricam onu neyse. Koyalım, ben domatesleri doğrayayım. Tamam. Olur efendim mu? Şimdi şöyle bir tekrar tenceremi sallayayım. Domat bastı yapıyoruz dedik ama kırmızı domatesten yapıyoruz. Yine tekrarlayayım, yeşil domatesle de olur. Sen doğrayabilirsin. Doğruyorum. Ayşe ablacığım, ben bir seyircilerimize tekrar anlatayım istedim. Aslında çok bildiğimiz bir anne yemeğidir ama işte püf noktalarını, daha lezzetli olmasını şef Ayşe abladan dinliyoruz zaten. Şimdi bu domat bastı yapılırken özellikle kabuğu ayıklanmaz domatesin. Kabuğuyla birlikte yapılır ki o lezzet verir. Zaten eriyecek yani iyice güzelce pişince. O yüzden soymuyorum. Kabuklarını şimdi. Soymuyoruz. Evet, ilk ne yaptık? Güzelce işte soğanlarımızı yemeklik doğradık. Burnuaz. Bunu da yeni öğrendim. Ben de burnuaz. Yemeklik doğramanın Fransızca adı burnuaz. Evet, burnuaz. Evet, o yüzden sürekli her programda satıyorum bunu. Burnuaz şekilde yemeklik yani soğanlarımızı doğradık. Zeytinyağımızı koyduk. Kapya biberlerimizi ekledik. Yeşil biberlerimizi koyduk. Ve içine pirincimizi de ilave ettik. Şimdi ben ocağı aldım. Çünkü kavurarak yaptığımız bir yemek. Bu ocakta kavrulmaya başlarken Ayşe abla da ne yapıyor? Domatesleri kabuklarıyla beraber küp küp diyebileceğimiz bir şekilde evet, doğruyor. İri küpler halinde yani minik Hı-hı. değil. Evet. Çok da erimesin. Hani biraz hafif de hissedilsin. Hissedilsin. Peki yeşil domates olsaydı nasıl bir tat farkı olacaktı? Daha ekşi değil mi? Daha ekşi olacaktı. Yeşil domatesle birlikte kırmızı domates de kullanıyoruz bir tane. Hani atıyorum. Dengelesin diye dengelesin biraz Dengelesin diye Hı-hı. ve biraz hani daha kırmızı görmeyi seviyoruz ya soframızda yemeği. Ben bizim. Öyle seviyorum. O Sen de mi öyle seversin? Evet. Evet. Evet.
yine de yani yeşil domatta da fazla fazla koyacaktık. Pardon. Bir tane kırmızı domates ekleyecektik. Hani fark olarak o yani eskiler sanırım kapya biber koymuyorlardı çok fazla bizim coğrafyada kullanılan bir şey olmadığı için. Hı hı. Daha sonra yani hani şimdi yaygınlaşıp bir tık daha girdi. Lezzet kattığını da düşünüyorum, renk kattığını da düşünüyorum ben yemeğe. Ben gerçekten seviyorum kapya biberi. Dedim ya sana az önce her türlü yerim, çiğ çiğ de yerim. Sabah kahvaltısında da yerim çiğ çiğ. Domatesler çok kızarmış bu arada, böldüm sözünü. Tuğçe'cim bayağı organik domates almış arkadaşlar, süper. Teşekkür ederiz o zaman, alanların ellerine sağlık. Mis gibi kokuyor doğrarken. Hakikaten kokuyor. Ki yani baktığında domatesin artık bay bay diyeceğimiz domatese zamanlar geldi. Tabii artı evet. Bir de hani domates mevsiminde de kokmayabiliyor artık. Kokmayabiliyor. Maalesef. Bir Çanakkale domatesi olsa, şu pembe domatesler var ya kocaman. Oo, onlar da güzel olur. O böyle pazara çıktığında zaten onun kokusu böyle önünden geçerken buram buram gelir efendim. Domates severiz. Bana domates salatalık sabahları, bol zeytinyağı, içine pul biber, kekik, ekmeği bamban ye. Yeşillik koymuyor musun içine? Yeşil, dereotu maydanoz da koyarım. Çok sağlıklı. Evet. Ben roka da seviyorum çok kahvaltıda. Neyi? Roka. Ben rokayı kahvaltıda değil, şimdi yalan söylemeyeyim ama mesela roka domates ve peynir. Bayılırım roka domatese, peynir salatasına. O yani şeyi, baharatlı ve güzel tadından dolayı çok seviyorum böyle. Seviyorsun. Peynirle yakışıyor. Bence de. Şimdi şöyle birazcık daha kavrulsun mu? Bence birazcık için. Daha kavrulsun. O kavrulurken sen biraz bize bu yemekle olan hikayeni ilişkini anlat. Başka bir iş yapıyordun. Aslında Ayşe abla bir havayolu şirketinde hosteslik yapmış. Ay tam benim konum, çok korkuyorum ya uçaktan, detayları sorarım. Öyle mi? Acayip. Korkacak hiçbir şey yok. Hep aslında korkuyorsan da üzerine gitmek lazım korkularının. Ama bak şimdi zaten gözyaşlarım hakikaten sel oldu. Eski günler mi aklına geldi? Yok. Çok şükür özleniyorum yani, çok güzel zamanlar geçirdim. Ama gerçekten tabii zor bir meslek, yıpratıcı. Güzel bir hani dünya görüşüne sahip oldum, damak tadına sahip oldum. Bütün gezdim yani. Gezdim. Okyanus aşırı gezerken. Da gidiyordun tabii, değil gidiyordum. Mi? Senin cildin ondan güzel. Hosteslerin biliyor muydunuz? Öyleymiş. Sen yanlışsam düzelt. İşte basınçtan yok. Dolayı böyle bir gergin olmuş ciltleri. Hiç haberim yok. Ha, öyle duydum bak, ben. Bak senden duyuyorum şimdi Tuğçe. Bir yaşıma daha girdim. Belki doğru değildir. Yani beni kandırdılar, bilmiyorum. Bana böyle bilmiyorum, söylediler. Olabilir. Sen daha iyi bir yani hiç duymamıştım daha önce hani bugüne kadar. Çok basınç farkı yaşıyorsunuz. Yaşıyoruz. Ya haliyle. Evet, oldukça zor bir meslek. Meslek zor. Hem uzun saatler ayakta kalıyorsun. Hem okyanus arası gidiş gelişlerde jet lag dedikleri işte saat farkından kalmalar, dolayı saat farkından evet. Doğan rahatsızlıklar oluyor. Hiç kolay bir meslek değil. Zor. Peki acaba oradaki yani hosteslik zamanındaki kabin memuru deniyor değil evet. mi? Evet. O dönemden acaba çok gezdiğinden ve işte dünyadaki farklı lezzetleri tattığın için mi acaba yemeğe bir ekstra ilgin olmuş olabilir mi? Sadece o değil ama yani sonuçta aileden gelen bir şey biliyorsun, yemek kültürü. O sanki ufak oldu. Ve çıtırdıyor. Sohbet ediyoruz. Bir taraftan da yemeği yakmayalım demek sen istedi Ayşe evet, abla aslında. Süper. Harikasın Tuğçe'cim valla. Domatesleri de ekledi. Şuraya bir tane domatesin mis düştü. Gibi de onu koktu. Evet. Şimdi şekerimizi de koyalım mı? Şekerimizi de koyalım. Evet. Su istemeyecek mi? Birazcık su isteyecek. Suyumuz da var. Şekerimizi de koyuyoruz. Ege'de zeytinyağlılara mutlaka bir tane bir kesme şeker atılır. Yani taze fasulyeye de atılır. İşte aklıma börülceye de atılır. İstanbul'da da atılır ama yani İstanbul'da şekersiz da atılır yapmaz mı? Da. Evet, evet. Tamam. Yani İstanbul'da da atılır veya soğanını daha bol tutarlar. Hani şeker ya da atmaya imtina ediyorsa insanlar, hani diyabetle ilgili diyabetle sıkıntı ilgili, varsa doğru. Yani şeker intoleransı varsa kullanmazlar genelde. Doğru söylüyorsun, haklısın. O zaman soğanı bol tutmak gerekiyor. Yani bir tane soğan doğradık biz mesela. Üç tane soğan doğrayıp şekeri koymayabilirler. Koymayabiliyorlar. Ha, bu da bak doğru bir bilgi. Evet şimdi. Evet, tuzunu da ekleyelim onun için. Ekleyelim hemen. Aşağı yukarı yani bir yemek kaşığı gibi tuz eklersen. Bir yemek kaşığı gibi. Yeterli mi sence? Yeterli canım. Hı-hı. Teşekkür ederim. Şöyle yine bir karıştırayım mı? Karıştır. Suyunu da ekleyip kapağını kapatacağız. Ve pişmeye bırakacağız. Pişmeye bırakacağız. Evet. Sonra ne zaman dersen ikinci yemeğimize geçebiliriz. İlk önce şu hikayeyi biraz dinlemek istiyorum. Sonra ikinci yemeğe geçmek olur. İstiyorum. Suyunu ne kadar? Bir parmak geçecek kadar evet, mı? Evet. Ve tam
aynı hizada da koyabilirsin. Çünkü tamam. Pirincin şişmesi için gerekiyor. Evet. Domates de bırakacağı için suyu çok sulu sevmiyoruz biz hani Ege'de de. Zaten o pirinç toplayacak şimdi onu. Ben evet, kapağını getireyim. Rica edeyim Ayşe abla. Kapatalım. İşte bu kadar efendim. Domat bastığımız bitti. Çok pratik, sağlıklı bence. Pirinçli olması gerekiyor ama bence bulgur da olur. Bulgurla da yapılır. Kara buğday da olur. 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 Yani kinoa ile bile pişirebilirler. Kinoa ile bile evet yani ama pirinçte şey yok işte mesela gluten yok. Gluten olmadığı için evet. Pirinçte tercih edilir diye düşünüyorum ben ki de. Bizim Türk damak lezzetine de yani pirinç güzel. Bir de bulgurla güzel. Bu kadar lezzetli olmuyor. Yani hani alıştığım için belki ben bulgurla da yaptım ama aynı zevki almıyor. Vermiyor yerken. Diyorsun. Evet evet. Şimdi bir hikaye diyordun. Senle sohbet o kadar güzel ki akıyor. Akıyor nerede, gidiyor. Ne yemek hikayesi? Yemek yani hani bir mesleğim vardı dedik. İşte evet, mesleğini evet. Söyledi. Aileden postesi. Gelen bir merak ha. Olması gerekiyor. Yani yemek kültürü aslında aile yani şimdi mesela ailemin anne tarafımın yemeklerini yapıyoruz şimdi mesela. Hmm. Ama mesela babam midye dolma yapmayı öğrendim, pastırma yapmayı öğrendim. Ailecek mesela yemek yemeye meraklı olmasak böyle hani bu kadar gelişemez diyorsun. Duydum hep hani bu tip şeylere veya işte böyle Türkiye'de çok fazla imkan yoktu. Böyle çıktığın zaman bulamıyordun, yiyemiyordun. Hani annem mesela o yapardı bize evde çocukken. Aa dondurma. Evet veya evet. Dondurma yapardı. Dondurma makinemiz vardı. Hı-hı. Hani böyle çok güzel yemekler yediğim için evde öyle de gelişti diye düşünüyorum. Çocukların da aynı şekilde damak tadını geliştirmek lazım. Geliştirmek lazım doğru. Evde böyle yapa yapa sonra peki profesyonel olarak yani bir restoranın mutfağına girdin ya da kendi mutfağını açtın bir, mı? Profesyonel olarak bir restoranın mutfağında aslında aşçı yama olarak çalışmaya başladım. Çalışmaya başladın. Bıraktıktan sonra. Hı-hı. Daha sonrasında da şefliğe yükseldim. Şefliğe kadar yükseldim. Aa, ne güzel. Executive şef oldum. Hani değişik mutfaklarda dünya işte İtalyan mutfağında çalıştım. Çok severim. Deniz ürünleri mutfağında çalıştım. Çalıştım. Değişik mutfaklarda çalıştım. Ve hani çok keyif aldım. Şimdi de birazcık daha çok yazarlık çizer hani bu konularda bir tane narenciyeli yemek tarifleri kitabım var. Aa, ne güzel. Çocuklar için sağlıklı yemekler üreten bir şeyde web sitesi ve aplikasyon oldu şimdi. Onlar için sağlıklı çocuk yemekleri yazıyorum. Ne güzel. Tam annelerin ihtiyacı olan çünkü artık annelerim ya herkes çok daha bilinçli beslenme konusunda bence. Evet. Ve çocuklarımızı işte şekerden uzak tutmak istiyoruz çocuklarımızı. Ve hani bu bilgiler çok doğru ve güzel bilgiler. Ben de bir şef olarak aslında bu benim de bir sosyal sorumluluk projesi gibi benim için. Gördüğüm bir durum. Evet. Aha. Çünkü ne yiyorsan olsun durdan yola çıkarak. Doğru. Şimdi daha çok önem kazandı böyle şeyler ve hani birdenbire yemekle alakalı durumlarda moda olduğu için evet. Aslında biz çok fazla zamanı mutfakta geçirmemeye başladık. Hmm. Hani dışarıdan yediriyoruz çocuklarımıza yani çocuk sussun diye hamburgerle, köfteyle, şeyle, makarnayla, patatesle besliyoruz ve obez bir jenerasyonun gelmesi sebebiyet veriyor. Sebebiyet bu. Evet. Verebilir. Evet. Onun için de çok dikkatli olmak lazım. Mesela bence birazdan yani son yemeğimiz ada köftesi. Çocukların da gayet seveceği köfte. Anne köftesine yakın ama hatta biraz daha sulu. Kuru da değil yani. Değil. Onun evet. Nedenini de anlatacak zaten Ayşe abla. Ama o yüzden evde beslemek yani evde yedirmek, ev yemeği yedirmek çok daha doğru. Ben ev yemekçiyim. Ben de öyle. Bir tek onda hani çocuklar için bir tık sakıncalı olabilecek şey yağda kızarıyor olması. O fırında da, yapabilirler ama. Fırında aynı şeyi vermiyor. Lezzeti çünkü vermiyor. Yağ kaynama noktasına gelip yağın içinde pişince tabii eşit miktarda kızarmasını sağlıyor. Yani tamamen olayın aslında kimyasıyla alakalı bir yağın durum. Yağın içinde kaynaması nasıl onu sağlıyor. Nasıl virgül koyuyorum onunla ilgili detayları ona geçince tamam. Yani ada köftesine geçince yaparız. Ama şimdi ne yapıyoruz? Bıçak kereviz. Bıçak mı istedin? Alayım mı bıçak? Al tabii ki tabii ki. Portakallı kereviz çorbamızın yemek değil çorbamızın malzemeleri burada efendim. Ekranı da şimdi geliyor. Ben de okuyacağım size. 2 adet kerevizimiz var. 1 adet kuru soğanımız var. 1 adet patates 2 adet portakal, 1 su bardağı süt, tuz ve karabiber. Bu kadar. Bu kadar. Çok güzel. Başlayabiliriz o tabii zaman. Tabii ki. Biraz bir de pişirmek için de zeytinyağımız tabii var. Tabii ki. Zeytinyağımız var. Zeytinyağımız burada bu zaten. Bu orada zaten. Hı-hı. Ne yapıyoruz? Şimdi önce soğanımızı yine kavuracağız. Çünkü hı-hı. Kavurduğumuz zaman daha lezzetli olacak. Lezzetli oluyor. Soğanımızı doğru. Bunu da blenderdan geçireceğimiz için hı-hı. Çok kıymayacağım. İri iri doğrayacağım ki beni çok fazla ağlatmasın. Ağlatmasın. İri iri doğrayacağız. Beni ağlatan bir soğan oldu bugün.
Hakikaten yani bayağı hüngür hüngür. Evet bayağı. Bizim sevgili İsmet de niye benim konuğumu ağladıkça, İsmet'ciğim sen gülüyor musun? Şu anda tam beni gördüğünüz kamerada o arkadaşım var sevgili İsmet. Niye gülüyorsun? Bir açık, gel açıkla istersen. Niye güldün? Gel. Eğlenceli olabilir. Çünkü zevk aldı ya. Ama gülerek ağlayan birini gördüğü için hoşuna gitmiş. Hoşuna gitti. Çünkü gerçekten ağlasam üzülürdü İsmet eminim. Tabii eminim ki. Ya şu soğandan acaba yok mu ya? Şu bir tane soğanı böyle İsmet'in gözüne bir soksak, bir görsek yani. Biraz da biz mi gülsek? Ne istedin canım? Ben tencere isteyeceğim. Hı-hı. Evet. Şimdi hemen görüyor muyuz? Hı-hı. Soğanımızı aldık. Evet. Onu yağ ilave edip kavurabilirsek eğer. Yağ mı koy istersen. Hı-hı. Ben yağımızı da, zeytinyağımızı da ilave ediyorum. Kerevizlere geçiyorum bu tamam. arada. Kereviz doğramak da zordur hani. Değil mi? Önce saplarını keseyim. Çok bak bunlar da arkadaşlar çok güzel alışveriş yapmışlar. Çok körpe kerevizler. Körpe kerevizler. Öyle. Severiz alışverişi. Artık uzmanı oldular kızlar da. Evet evet süperler valla. Ekibinize bayıldım. Evlendiklerinde çok iyi bir ev hanımı olacaklar. Böyle malzemenin iyisini bilecekler. Ondan sonra artık sürekli burada her gün Tuğçe'nin mutfağında, sevgili Açelya'nın mutfağında sürekli yemekler pişiyor. Bir yer kafalarına, bir yerlerine yazıyorlardır inşallah. Eminim yazıyorlardır. Yani Türev'de. Ha, İrem hiç öyle yazdığını düşünmüyorum ben İrem'in ama. Ay ay. Ne dedin canım? Ha uygulamadaymış İrem. Tedarik, tamam. Tedarikçi İrem. Tamam, o tedarik önemli ediyor olan sadece. O. Evet. Şimdi ben bunları bir ayıklayayım. Suya tutalım mı? Tutalım tabii. Ben bir yıkayayım mı bunu? Vallahi süper olur. Yıkayıp getirirsen. Ne demek ya, ben asistanım. Ne demek canım? İsmet'e bak, hemen bana dönecek gibi kamerayı çevirdi. Nasıl güzel yıkanır. Herkesin... Şimdi ne yapıyordu biliyor musun Ayşe abla? Benim bu arkadaşımız İsmet. Daha önceki mutfağımda aktüel kamerayla geliyordu. Ben bir hata yapayım diye keserken, doğrarken, biçerken o kadar yakınlaşıyor ki orada kendine eğlence çıkaracaklar. Öyle mi? Evet. Yani bilmiyorum. Sen bak ne sen görüyor bundan? Musun bu yaramaz İsmet'i? Bak ben görüyorum mesela, kimse göremiyor. Şanslıyım galiba. Evet. Evet işte o kendisi. Tamam o zaman bunu da yıkayım. Bunu da rica edeceğim Hı-hı. senden. Çok teşekkür ederim. Hı-hı. Tabii ki. Ben de şöyle bıçağımı sildim. Kesmeye devam ediyorum Tuğçe'cim. Tamam. Tamam canım. Soğanımız kavruluyor mu? Yağ evet. ekledin mi sen? Ekledim ona. Tabii ki. Bunu da kuruladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bunları bir tık daha küçük kesiyorum ki daha Aha. çabuk pişsinler. Evet. Çabuk pişsinler. Sonra blender'dan geçireceğiz. Evet. Soğanlarımızı büyük büyük doğradık çünkü Ayşe ablanın da söylediği gibi blenderdan geçireceğiz. Blenderdan geçireceğiz. Bir de gözyaşlarım sel oldu ya. Açıkçası Çok uğraşmayayım dedim. Biraz şey uzak kalayım. Uzak kalayım ki. Yalnız bütün yemeklerimizde de soğan var efendim. Yani soğansız. Birazdan tabii ki köftede de soğan olacak. Soğansız yemek olmaz, olmaz. Ki. Lezzeti, sevgisi. Olmaz tabii olmaz. Ki. Ama sen İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? İstanbul'da Ayşe yaşıyorum Hı-hı. güzelim. Aynen. Ve de Ama Ayvalık'a gidiyorum. Gidip geliyorsun. Gidiyorum. Çok severim. Ayvalık sevilmez mi? Birazcık. Heh. Arkadaşlar. Kereviz şimdi... sapı en iyi aromatiklerden bir tanesidir kereviz Rica sapı. Rica etsem. Heh. Şunları da yıkayabilir misin ben bana? Ben yıkayayım. Çok teşekkür ederim. Ben kerevizi ekleyebilir miyim bu arada? Tabii ki tabii ki. Efendim ben kerevizin saplarını yıkarken Ayşe abla da soğana kerevizi ekliyor. Teşekkür ederim. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ben patatese geçiyorum. Evet. Doğramaya. Hı hı. Zaten bu kerevize de mutlaka patates konur. Hatta içinde yemeği ise patates mi kereviz mi bir karışır. Değil evet, mi? Evet. Çocuklar da daha çok sever. Evet, çocuklar da daha çok sever.
Ama işte bu portakal, kerevizin böyle bir aslında ağır bir kokusu var. Bunu evet. inkar edemeyiz. Farklı bir kokusu Farklı var. Farklı bir kokusu var, evet. O yüzden sapı zaten böyle aroma vermek için et pişirirken, kaynatırken de kullanılıyor biliyorsun. Evet, evet. Ama ve lakin işte portakallı yapınca çocukların daha çok seveceği bir lezzet haline geliyor diye düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle. Ben de çocukların sevmesi önemli bir şey. Hı hı. Hani o damak tadının gelişmesi için mesela şey kış türlüsü yaparlar. Kerevizli, nohutlu filan. Tabii benim annem yapar. Ona mesela evet, bayılırım ben. Yapar. O zaman seyircilerimize aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz bence. Çocuklarınıza sebze yediremiyorsanız, zorlanıyorsanız sebze yedirmekte ne yapıyorsunuz? İşte böyle kerevizli, patatesli, aynı zamanda portakal çorbasını yaparsınız. Çünkü o zaman anlaması hakikaten mümkün değil kereviz olduğunu bence. Ne çorbası bence. Diye sorduklarında da yalan konuşmamayı öğretmekte fayda var. Hani kereviz çorbası diyemiyorsak eğer çocuk yememezlik edecek diye sebze çorbası deriz. Sebze çorbası evet. Kereviz duyunca böyle irkilen çocuklarımız var hakikaten çünkü. Ben portakal suyuna geçtim tamam. Şimdi onu sıkıyorum. Peki süt niye? Süt de sebze çorbalarında genelde olur diye. Kıvam alsın diye. Hı hı. Ya bir de hani daha çocuklar için sağlıklı. Yani zaten yabancı mutfaklarda krema kullanımı var biliyorsun. Evet. Ben çok tercih etmiyorum. Yani sütle ve tereyağıyla da aynı kıvam verebiliyorsun. Biraz daha sağlıklı oluyor. Daha doğal olduğunu düşünüyorsun süt eklemenin kremadan evet, değil mi? Daha katkısız. Daha katkısız. Sevgili yapımcım Büşra da kulağıma diyor ki onun da çok tatlı 2 yaşında bir oğlu var Bora. Sen zaten tanıyorsun Büşra'yı. Benim söylememe gerek yok. Evet o da diyor ki bu çorbayı Bora'ya götüreceğim. Götür Büşra'cığım güzel bir kasede sakla götür. Isıtırsın eve gidince arkadaşım. Bora seviyor mu kerevizi acaba? Bora seviyor mu kerevizi? Bayılıyormuş. Oo, çok güzel. Bak bunu daha çok sevecek o zaman. Evet. Ya aslında benim bir tane daha güzel bir haber duyurasım var ama acaba izin verirler mi kulağıma? Verildin mi? Mert verildi mi? Evet efendim şimdi benim canım yönetmenim sevgili Mert çok da severim hakikaten. Bu iş yerimde böyle can arkadaşlarımdandır. Ve Nisan'da evlenmişti. Düğününe gitmiştik. Buyurun portakal suyumuzu da ilave edelim tamam. Tabii ki bir taraftan. Sözünü bölmeyeyim. Tuzunu ekleyip öyle ilave tamam. edersek. Tamam. Bu güzel haberim hiçbir şey bölmemesi için ilk önce bir tuzumuzu ilave edelim. Yeterli mi? Yeterli canım evet. Evet. Bir yemek kaşığı kadar. Aha. Onu da ilave edelim. Birazdan güzel haberimiz geliyor. Zaten bence anladı izleyicilerimiz. Öyle mi? Evet. Evet Nisan'da evlenmişti. Sevgili eşi Burcu öğrenmişler ki hamile. 8 haftalık mıydı Mert? Doğru mu söyledim? Evet o zaman diyoruz ki Mert ve Burcu bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına alsınlar. Güzel bir ömrü olsun bebeğimizin inşallah biz de ziyaretlerine Allah gideceğiz. Tamamını Allah erdirsin. Tamamını erdirsin. Sağlıklı bir çocuk olsun tebrik ediyorum tebrik ben de. Tebrik ediyoruz canım arkadaşım. Burcucuğum seni de tebrik ediyorum. Zaten Mert programın bu kısmını kesip biçip sana bence hediye olarak yollayacak. Çünkü öyle de hani jesti seven bir arkadaşımız. Ne doğru değil mi güzel. Mert? Doğru söyledim. Süper. Ekleyeyim misin? Lütfen. Yine üzerine örtecek gibi koyuyoruz. Patatesimiz kıvam verecek. Evet. Un kavurmuyoruz. Yine hani çorbaya patates kullanıyoruz. Un kavurmuyoruz. Onun yerine patates kullanıyoruz. Evet. Tamam. O nişastasını bırakacak ve kıvamlı bir hale getirecek. Sütümüzü daha sonra ilave ediyoruz. Şöyle bir kaynasın mı istiyoruz? Kaynasın. Onu da kapatalım. Kapatalım. Efendim vallahi işte dedik pratik yemekler. Domat pastamıza bir bakalım mı? Bakalım. Şöyle güzel bir kapı. Güzel kokusu geliyor. Çok güzel görünüyor. Bir şey soracağım Ayşe abla. Bir tık daha pirincini fazla koyabilir miydik? Az mı olması koyabilirdik. Gerekiyor? Koyabilirdik ama zaten baksana. Birazcık domatesler üstte çıkınca ben göremedim. Evet. Karıştıralım. Birazcık su ilave edebiliriz. Birazcık sanki, su ilave edelim. Hemen su ısıtıcımı da ısıtayım su ben sana. Olur azıcık. Azıcık suyla. İstersen şu suyu ilave edelim. Olur edelim çünkü çok edelim. Koymayacağız. Bu evet. neredeyse pişmiş gibi. İyice kısık halede alabiliriz. Tamam ateşini. O zaman küçük ocağı alıyorum ben. Tamam mı? Tamamdır canım. Evet. Yandın elim, mı? Elime ha birden pof yaptı. Pardon. Bir karıştırayım. Su ekledik. Karıştır. Çünkü dibini sarmasın. Aha.
Birazdan zaten hafif olacak. Suyunu çekince. Evet. Çok sulu olmayacak. Çok sulu olmayacak. Biz su çekti mi severiz efendim. Sonra servis ederken üzerine kuru nane, yani ateşten aldıktan sonra, servis tabağını aldıktan sonra üzerine kuru nane serperiz biz ailecek. Ha. Böyle bir geleneğimiz vardır. Evet, kuru nane. Nane de şifadır. O yakışır da diye düşünüyorum. Genel olarak gazını alıyor bütün sebzelerin, yemeklerin eğer gazlı bünyesi varsa çocuklarınızın veya sizin, özellikle tavsiye ederim. Mesela bizde yer elmasına da konur ki ben başka türlü bir yer elması yemeyi düşünemiyorum şeysiz. Bir gün geldiğinde yer elması yapar mısın? Olur tabii. Hakikaten bir gün yer elması yemeği yapalım. Hiç benim mutfağımda da pişmedi daha önce. Memnun etme. Bir yapalım, farklılık olur, değişiklik olur yani. Olur. Daha aklıma geldi ama daha tam gelmedi mevsimi. Mevsimi gelince yaparız. Olur. İşte mevsimi gelince, mevsiminde yemekler yapmayı da seviyoruz. O zaman ben şöyle bir toparlayayım efendim. Neler yaptık ada köftesine, günün son yemeğine geçmeden harika önce. İlk olarak domat bastı yaptık. Domat bastımız nasıldı? Dedik çok basit. İlk önce soğanımızı güzelce bir kavurduk. Seni ağlatan soğanı. Beni duygulandıran soğanı. Duygulandıran soğanı. Ardından biberleri koyduk. Kapya biberimiz vardı. Kırmızı, yeşil biberimiz vardı. Biberlerini ilave ettik. Sonra pirincimizi, yıkadığımız pirincimizi koyduk. Birazcık böyle bir kavurduk. Kavurduktan sonra küp küp kestiğimiz domateslerimizi ilave ettik. Başka ne ilave ettik? Şeker ilave ettik. Şeker ilave ettik. Zaten o dengeyi, domatesin asiditesini. Tuzunu ve suyunu ilave ettik. Bu kadar. Pişmeye bıraktık. Ve diğer taraftan da portakallı kereviz çorbamız pişiyor. Orada da soğanları büyük büyük doğradık. Kerevizini ilave, biraz kavurduk ilk önce soğanları daha lezzetli olsun diye. Kokusu çıksın, bir de belki seni de ağlatırlar dedim ama kısmet değilmiş bugün. Bugün sana kısmet bana oldu. Bana kısmetmiş. domatesle gitti kafam. Sürekli domat bastıdan bahsediyoruz ya. Evet evet. Kerevizlerimizi, patateslerimizi küp küp doğradık, koyduk. Sonra suyumuzu ilave ettik. Portakal suyumuzu koyduk. Ve biraz piştikten sonra sütümüzü ilave edeceğiz ve blenderdan geçireceğiz. Bu kadar. Evet. O zaman gelelim günün son yemeğine. Evet, ada köftesi yapıyoruz. Ada köftesi yapıyoruz. Adının da ada köftesinden gelmesinin nedeni işte Midilli'den göç etmiş olması. Evet. Doğru bir bilgi doğru mi? Doğru bir bilgi. Evet. Aslında Cunda Adası'nda da yapıyorlar ayvalığı ve Cunda Adası'na ait olduğu yolunda söylemleri de var. Mesela orada kuru köfte gibi uzun uzun yaparlar. Aslında top top yuvarlak yapılır. Yani hani anneannemde ben de uzun biliyorum. Ailenin ninelerde hep böyle top top yuvarlak yapılır ya, böyle o şey suları ısırdığın zaman içinden ağzına akar. Akar. Çok ha lezzetli olur. Bak şimdi beni anlatırken nasıl sulandı, ağzım sulandı. Evet, sulandı. İnanılmaz. Yutkundu. Evet, süper. O zaman seyircilerimizin de belki canı çekmiştir. Bir an önce yapımını geçelim, gösterelim. Gel Ayşe ablacığım böyle. Geldim. Malzemeler burada efendim. Böyle önümüzde zaten bildiğimiz malzemeler ama birkaç püf noktası var. Onu da zaten. Şimdi eldivenlerimi takayım ben öncelikle. Çünkü olarak yoğuracaksın. Steril Ayşe evet olayım. Evet. Malzemelerim önümde arkadaşlar. Sizlere söylüyorum. Malzemeler önümde. Bir türlü malzemeleri göremeyince. Ada köftesi yarım kilo iki kere çekilmiş dana kıyma. Bir adet ekmeğimiz var, bayat ekmeğimiz. Bir yemek kaşığı kekiğimiz var. İki adet kuru soğan, karabiber, tuz. Aldığı kadar da un. Kızartmak için sıvı yağ tabii ki. Kızarmak için sıvı yağ. Evet. Ne yapıyoruz? Çok şimdi, zor işler yapıyoruz şu anda gibi oldu. Şimdi ekmeğimizi suyla ıslatacağız. Hı hı. Ve suyunu şey yapmayacağız. Sıkmayacağız. Sıkmayacağız. Hı hı. O sululuk verecek. Hı hı. Şimdi dolayısıyla şey yapıyorum. Evet. Su ekliyorum. Şimdi ekmeğin hizasına kadar koyduğumuz zaman. Evet. Şimdi az önce anlattı ya efendim Ayşe abla, içinin böyle hani bir sulu olmasının nedeni işte bu ıslattığımız ekmeklerin suyunu sıkmamamız. Yetecektir. Yani hani tüm ekmeği ıslatacak daha çok kadar. Bütün ekmeği ıslatacak kadar. Islatıp da biraz da sıkabilirsiniz ama hani birazcık su kalacak. Yani aşağı yukarı bir bardak şöyle civarında bir su koyduk. Şöyle gösterelim seyircilerimize aslında. Sen istersen elinde eldiven var, göster. Şu kadarcık bir suyu dibinde istiyoruz değil mi? Evet. Evet. Böyle bir su. Evet. Tamam. Ekmeği şişirdikten sonra kalanı da göreceğiz. Göreceğiz. Bir şekilde. Tamam. Ben kıymayı ekleyeceğim. Kıymasının hani dana kıyma olacak ya da işte kuzu olacak. Dana olacak, dana özellikle. Olacak. Aha, onu da söyleyeyim. Kuzuyla, çünkü mesela kuzuyla çok lezzetli olmuyor. Yağda kızardığı yağda için çok ağır oluyor. Oluyor. Ağır oluyor. Doğru. Yoksa mesela dana kuzu karışık severim ben şeyi de.
Biz de eve öyle alırız annemle. Normal köfteye de. Anne köftesinde. %30 kuzu alırız mesela. Anne köftesinde veya dolmada çok iyi olur dediğin gibi. O çünkü bir hafif yağ oranı kuzunun ve lezzeti tadını yükseltir. Yükseltiyor. Ben soğanlarımı alıyorum. Rendeliyorsun. Rendeliyorum. Soğanın suyunu peki içine birazcık atabiliriz eğer sıkabiliyorsan. Lezzetlensin diye hafif. Sululuğuna o da sebebiyet versin. Evet. Ada köftesi. Lezzetli bir Cunda Adası'nın, Ayvalık'ın köftesi diyebiliriz. Evet, Midilli diye ben bahsettim çünkü komşumuz Yunanistan'ın Ayvalık'ın karşısında Midilli Adası var. Aile yemekler birbirine geçmiş olabiliyor. Anneannem benim Balkan Savaşları'nda Midilli Adası'ndan geldiği için mübadil olarak Ayvalık'a yerleşmişler onlar. Evet. Annem Ezremit'te onu attı. Ezremit'te onlar anneannemden öğrendiğim bir, yani anneannemden yediğim, öğrenmem söz konusu değil, anneannemi çok küçüktüm, anneannemi kaybettiğimde. Allah rahmet eylesin. Sen andın anneanneni, ben de anmak istedim. Öyle nurlar içinde yatsınlar Allah diyelim. Rahmet eylesin. Tekrar Allah rahmet eylesin. Evet. Şimdi bu soğanda anneannemi hatırlatarak beni çok duygulandırdı. Yine ben bir alayım. Sen de yaklaş İsmet'cim, ağlıyor istersen. Yakınlaş. Şöyle. Bunu lazım yapsa. Olursa. Şöyle. Ben alayım. Hiç sen zahmet etme. Teşekkür ederim. Evet, evet, onu alacağım. Verdim. Yalnız şu şeyimi, yoğurma işimi bitireyim. Soğanımı ekledim. Suyunu sıkmadım dediğin gibi. Su içinde kalsın istedi. Evet, içinde kalsın istedi. Onu da alayım ben canım. Onu da peki. Ben tuz ve karabiber isteyeceğim senden. Hemen. Ben ekeyim istiyorsan. Lütfen rica ediyorum. Zaten karabibersiz köfte mi olurmuş değil mi? Olmaz. Evet. Olmaz. Onu da ikinize göre ben bol ilave mesela. Kafi. Teşekkür ederim. Evet. Bol bol oldu. Oldu. Sevdiğin gibi oldu yani. Tuz da. Tuz da alayım. Evet. Tamam. Kekimi de alayım. Onu da senden rica edeyim. Evet efendim. Ada köftesinin en önemli özelliği bol kekikli değil mi? Evet. Aa, şimdi bu ağlıyor. Bir yüzünü vallahi gözünü silmem lazım galiba. Bayağı. Çok duygulandır beni bu ada köftesi. Anneanneme götürdü. Aşk olsun Tuğçe. Ay, kadıncağız geldi, ağlattık vallahi. Hassas mıdır gözlerin? Benim hassastır gözlerim. Ondan. Çünkü ben de bak aslında yakınım, bayağı etkilenmedim o kadar. Ben etkilendim. Bugün daha çok etkilendim. Stüdyo ortamında heyecandan mı oldu? Ne oldu ya, heyecan. Kilo soğan işte. Doğramışlığım vardır aslında. İyiyimdir yani bu işte. Biz kuru kekik kullanıyoruz şimdi. Taze kekikle de yapabilirler. Onu o da zaman, söyleyelim. Yani o da tadını yükseltir. Ama özellikle kuru kekiği tercih ettim ben. Evdeki malzemeyle yapılabildiğini göstermek için. Evet, bizim zaten en önemli kriterlerimizden bir tanesi mutfağımızda evimizdeki malzemelerle yapıyor olmamız. Ona özen gösteriyoruz ve öyle olmasını istiyoruz. Taze kekik varsa taze kekikle, ama bol kuru kekik de koyarak yapabilirsiniz. Yapabiliriz. Zaten şu an görecekler seyircilerimiz, hakikaten böyle ıslak ıslak bir köfte oldu. Evet, birazcık evet. Buna bir şurada çorba kaşığımız vardı. Bir iki çorba kaşığı un ekleyelim. Bir yoğurayım. Sonra tamam. Şekil vereceğimiz kıvama gelecek. Tamam. Senden de ricam şu anda yağımızı koyalım. Isınmaya başlasın, kızartalım sonra. Evet, ben 2 yemek kaşığı yağ koydum. 2 yemek kaşığı un. Ay, yağ diyorum, un. Şu an yağ aldım ya. Yağ, evet, yağ gitti kafa. Evet. Olur böyle vakalar değil mi Tuğçe'cim? Oluyor hakikaten. Kusur değil onlar. Seyircileriniz anlar. Evet, güzel evet, oldu. 2 yemek kaşığı unumuzu koyduk. Bak, kıvamı ve rengi böyle olması gerekiyor. Yani seyircilerimize ekmeği gösterelim. Biraz bol. Kıyması kadar aşağı yukarı ekmek var kıvam içinde. Kıvam bu. Kıyması kadar ekmek içi var efendim. Bayat olmasına özen gösterin lütfen. Oh, şu an var ya ocak maşallah yani. Ev ortamı, pişiyor vallahi yemekler, domat pastı pişmiş olabilir Tuğçe'cim, onu ben onu bir tadayım mı? Bence lütfen ben tat. Ben bir tadayım onu, bence bir tadayım. Evet, şöyle pirincinden yanmadan. Evet, sen köftelere şekil vereceksin. Köftelere şimdi. Sen yuvarlak mı yapacaksın? Yuvarlak yapıyoruz köfteleri. Yani ben hani uzun biliyordum aslında, bak yuvarlakmış. Yiyorum. Şöyle toplar yapıyoruz. Güzel olmuş mu? Yandın mı? Yandım.
Ben de güzel oldu ve öyle bir ses çıktı artıyorsun zannettim. Gerçekten çok güzel olmuş. Ekşisi falan yani sanki yeşil domatla yapılmış gibi. Aa, çok iyi ama domates çok güzel kokuyordu zaten. Aa, çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Ama birden atınca öyle ağzıma. Hatta birden de atmadım. Üfledim yani. Ya. Hmm, çok güzel olmuş. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum köfteden. Ve elimin iki ayağımın içinde yuvarlıyorum. Yuvarlıyorsun. Una bulayacağız. Bulayacağız kızartırken. Hı-hı. Evet. Yağımız da zaten ocağımızda kızartılıyor. Ben bir daha şöyle bir tekrar edeyim seyircilerimize. Ben ısrarla tekrar ediyorum ki bizim yemek programı ya. İnsanlar tarif alabilsinler. Seyircilerimiz tarif mutlaka alabilsinler ve yapıyorsun. Kaçırmasınlar. Evet. Evet. Kesinlikle. Üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi bir daha bir ada köftesinin nasıl yapıldığını ve özelliklerini anlatayım size. Bolca ekmek içimiz var. Yani kıymamız kadar, kullandığımız dana kıyma kadar ekmek içimiz var. Onları suyla ıslatıyoruz. Yani çok sulu düşünmeyin lütfen. Böyle azıcık bir yemek kaşığı su kalacak kadar dibinde diyebiliriz evet, aslında. Evet. Kıymamızı ilave ediyoruz. Soğanımız var tabii ki bildiğiniz üzere. Sonra ne koyduk? 2 yemek kaşığı unumuzu koyduk. Soğanımızı koyduğumuzu söyledim. Kıymamızı koyduk. Kekimizi ve koyduk. Bolca kekik. Evet, ikinci püf noktası aslında bolca kekik. Kıvamı şu anda Ayşe ablanın elinde yoğurduğu kıvamda olacak. Güzelce yoğuruyoruz. Una buluyoruz ve kızartıyoruz. Yağla buluşturacağız. Şimdi evet. Yoğurdum bak kıvamı çok güzel. Kendine geliyor. Yani eğer vaktiniz varsa biraz bekletmek de mümkün. Diyorsun. Şekil Hı-hı. vermeden önce. Hı-hı. Şimdi bu arada sütümüzü artık ilave edebiliriz bence. Edebiliriz. Evet. Hatırlarsanız portakallı kereviz çorbamıza sütümüzü biraz daha dedik kaynadıktan sonra ilave edelim. Şimdi ben sütümüzü bak, ondan de da mis koyuyorum. Gibi kokular geldi. Geliyor gerçekten. Böyle güzel bir kıvam alsın diye krema yerine isterseniz krema da koyabilirler yani. Olabilir ama olabilir. Ben tercih etmiyorum tercih şahsen. Tercih etmiyorsun evet. Şimdi sütümüzle de biraz daha sebzelerimiz böyle kaynasınlar, iyice pişsinler. Sonra blenderdan geçireceğiz. Bu kadar. Çorbamız da bitti. Ben artık domat pastanın da gayet güzel piştiğini düşünerek altını evet. kapatıyorum. Evet. Şöyle de bir göstereyim seyircilerimize hatta ki. Kaşığımla da bir karıştırayım efendim. Böyle kıvamımız bu. Çok güzel, sağlıklı, aynı zamanda lezzetli, ekmeğe ihtiyaç duymayacağınız çünkü içinde pirinç olan güzel bir yemek. Allah ekmekli Allah. Öyle mutfakta. Çünkü neden oldu biliyor musun? Tenceremin kapağındaki su oraya gitti. Okay. Evet. Öyle işte action, heyecan. Action, onun altını ağlamalar, yanmalar, patlamalar. Şimdi yakmasın bizi ben korktum. Ben onu dedim. Küçük ocağa alacağım. Şunu geriye koyayım. Bizim mutfakta sık sık olur bu. Hiç korkma. Oluyor. Bol bol patlatıyoruz biz. Ben korkmam. Yağları. Mutfaktaki aksiyonlar bizim işimiz. Ben severim. Ben biraz korkuyorum. Ya patlayınca gözüme kaçacak diye. Bir kızartalım mı? Atalım mı birkaç tanesini? Atalım. Birazcık o çıtırdadı ya. Biraz tırsıyorum ben açıkçası. Ben korkmuyorum. Ben heyecan seviyorum. Atacağım. At peki. Hadi atıyorum ben. Şu buladığımın bir tanesini olur, atıyorum. Olur. At. Atıyorum ve kaçıyorum. Hazır mısınız? Atacağım ve kaçacağım. Ben de kaçayım mı? Şöyle şuradan. Ha bir şey olmadı işte. Olmaz işte evet. Tamam. O zaman şöyle sen onları kızartacaksın anladığım kadarıyla. Evet ben onları seyircilerimiz de bir görsün istedim. Çünkü birazdan sunuma geçeceğiz ya. Geçmeden önce. Bak böyle kaşıkla çok rahat yapabilirler. Yapabilirler tabii ki. Hı-hı. Oh, başka hiçbir işlemimiz kalmadı. Bir blenderdan geçireceğiz çorbamızı. Ve güzelce. Köftelerimizi kızartacağız. Efendim, biz köfteleri kızartalım. Bir taraftan da çorbamızı blenderdan geçirelim. Birazdan bu yaptığımız güzel Ege yemeklerinin son haliyle, sunumuyla karşınızda olacağız. Evet efendim Ayşe abla ile birlikte bugün Ege'ye gittik ve Ege bölgemizin güzel yöresel yemeklerini yaptık. Bence çok keyifli geçti yayınımız. Sen nasıl hissettin bence kendini? Bence de ağladın çok keyifli ama. Geçti. Duygusal anlar yaşattı soğan bana ama yapacak bir şey yok Tuğçe'cim. Keyif aldım çok.
birlikte olmaktan, mutlu oldum. Yine gel. Çok sevinirim. Gelirim. Yine güzel bir Ege yemeği yaparız beraberce. Başka yere de yapabiliriz. Başka yere de olur. Ege yapmamıza gerek yok. Sen nasıl istersen öyle yaparız. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum Ayşe abla. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Çok acıktım. Bir an önce yemek için sabırsızlanıyorum köfteyle domat patlıyı. Ne diyorum hep ben? Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.